geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız abi? Teşekkür ederiz. Sen de iyisiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Berat Bey, başkanım hoş geldin. Sayın Kaymakamım, Sayın Siyasi Parti Başkanlarım,
sivil toplum örgütlerimizin başkan ve temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz, ilçe daire müdürlerimiz, uzaktan ve yakından gelen davetli ve misafirlerimiz, çok heyecanlıyız. 2014 yılında başlayan maraton çarşı merkezine doğru ancak geldi. Uzun bir maratondan geliyoruz, uzun bir sınavdan geçtik. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyuz, son derece heyecanlıyız. Sizlerle beraber yürümeye inşallah yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık çarşı merkezindeyiz. Bugün burada önemli bir açılış için beraberiz. Sadece bir gazete ofisi açılışı değil, uzun yıllar sonra inşallah buradan tüm Türkiye'ye, hatta yurt dışından da izlenebilecek bir televizyon kanalının partneri olarak stüdyo açılışımızı gerçekleştireceğiz. Uydu kanalları içerisinde yer alan Tek Rumeli TV ile ortak bir yayın anlaşması yaptık. İstanbul'da imzalarımızı attık. Artık bundan sonra Gölcük'ümüzdeki bütün kültür ve sosyal faaliyetler, Gölcük sporumuzun maç sonrası özet görüntüleri, Kocaeli sporumuzun özet görüntüleri, siyasilerimizin o çok sevdiği sohbet ve Türkiye gündemi ve Gölcük gündemi, Kocaeli gündemini tartışacakları bir arena, bayanlarımızın, çalışan bayanlarımızın, aktif bayanlarımızın emeklerini yansıtacakları her türlü sosyal etkinliklerinin yayınlanacağı gündüz ve gece programları, eğlence programları, Gölcük'ümüzün köylerinin tanıtımlarının yapılacağı belgesel türlü bir tanıtım programlarımız olacak. Artık bizim de Gölcük'ümüzün 20 tane köyü var. Bu 20 köyün tanıtımını yaparak belki yerel turizmi de hareketlendirmiş olacağız inşallah bu çalışmayla. Tabii bütün bu çalışmaların içerisinde bize her zaman enerjisiyle heyecanlandıran bir abimiz var, bir büyüğümüz var. Kendisi 80 yaşını geçti ama hala 25 yaşında, 20 yaşında bir muhabir kadar enerjik dolu olan Kemal amcamın da gayretleriyle. Bugün buradayız. Dediğim gibi gerçekten çok önemli bir gün, tarihi bir gün. Çünkü hatırlarsanız yıllar öncesinde, uzun yıllar öncesinde Gölcük'te bir İnci televizyonu açılmıştı. O İnci televizyonundan sonra bu bölgedeki ikinci büyük hareket başlamış olacak. Bunları da sizlere güvenerek, sizlerden gelecek olan sinerjiyi enerjiye dönüştürecek olan hareketlere inandığımız için ve kendimize inandığımız için çıktık bu yola. Daha fazla sözü uzatmayacağım. Burada açılışımızı onurlandıranların içerisinde Gölcük'ümüzün en büyük ülke amiri olan Sayın Kaymakam Bey'imiz var. Heyecanlandım. Fazla sizi bekletmek istemediğimden dolayı eğer Sayın Kaymakam'ım da okey derse direkt size sözü verip açılış yapıp ve stüdyomuzu görmenizi istiyoruz. Peki. Peki. Efendim mikrofona da geliyorum Sayın Kaymakam. Buyurun. Buyurun. Çok saygıdeğer davetliler, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Yalgın Bey ifade etti. 2014 yılında yayın hayatına başlayan. Ama ben kökü çok eskilere dayanan demeyi daha çok arzu ediyorum. Çünkü hakikaten Kemal amcamız çok önemli bir çınar. Basın camiasında çok müstesna bir isim. Ben de burada kendisini tanımaktan çok büyük keyif alıyorum. Hakikaten bize bile enerjisini yansıtan değerli bir şahsiyet, bir basın emekçisi. Onun yıllarını verdiği bir sektörde, bir faaliyet neticesinde böylesine güzel bir müstesna kuruluşa bir büyüklük etti, yol gösterdi. Güzel bir de aile şirketi hem de Yalgın Bey gibi bu sektörde tecrübeli, deneyimli kadrosuyla ilçemize yayın hayatında basın sektöründe değişik bir soluk getirdiler ve bugün de bunu bir üst çıtaya yükselterek farklı bir taşlandırmayla bizleri burada tanıştırmak üzere buraya topladılar. Her şeyden önce basın ve özellikle yerel basın hakikaten çok önemli. Biz kamu görevlileri için ve devletimiz için özellikle vatandaşlarımızın, devletimizin faaliyetlerinin ne olduğunu görme, anlama, bilme noktasında basın özellikle yerel basın bizim elimiz, ayağımız, kolumuz, kanadımız. Biz birçok faaliyetlerimizi basın aracılığıyla vatandaşlarımıza çok rahatlıkla ulaştırabiliyoruz ama
her şeyden önemlisi de basın hiç kuşku yok. Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından ve temel ögelerinden bir tanesi. Bu noktada da kendilerine çok özel ve önemli sorumluluklar düşmekte. Bugün burada sadece bir gazetemizin yeni binasına taşınmasıyla alakalı bir açılış yapmıyoruz. Yalgın Bey'in de ifade ettiği gibi bir TV stüdyosu ama uzun zamandır internet TV olarak yayın hayatını sürdüren Doğa Türk televizyonumuzun inşallah ulusal bir ve uluslararası kanal olarak yayın hayatına başlayacağının temel taşlarını inşallah burada oluşturalım. İnci TV'den bahsetti. Ben doğrusu bilgi sahibi değildim ama Gölcüğümüz 199 kilometre karelik yüz ölçümüyle, 150 binin üzerinde nüfusuyla, Körfez'in incisi konumuyla, muhteşem bünyesinde barındırdığı güzellikleriyle ve özellikleriyle, donanmasıyla, 14 kilometrelik sahil bandıyla, Ilıcası'yla, Kaplıcası'yla gerçekten müstesna yerleşim yerlerinden bir tanesi. Ben çetelesini tutmuyorum ama söyleyen bilen konuşuyor. Diyor ki 40 ilden daha büyük bir nüfusa ve potansiyele sahip bir yörede yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında tabii ki görsel basın olarak, yazılı basın olarak gazetelerin önemi büyük ama artık internet çağı, bilgi çağında hesaba kattığımızda daha çok görsel medyanın ön plana çıktığı bir ortamda inşallah Gölcüğümüz'de de böyle bir televizyon kanalının yakışacağını düşünüyorum. Bu onun adımı olsun. Bu uğurda ve bu yolda bu müteşebbis kardeşlerimize başarılar diliyorum. Yayın hayatlarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum. İlçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar. Evet, Sayın Müftümüzden bir bereket ve hayır duası istiyoruz. Yani ilk açılışı duayla yapmıştım. Eğer bu duayı yaptırmasaydı hemen takılacaktım onu. Yani ilk duayı yaptık, büyüdünüz, şimdi duaya ihtiyacınız kalmadı mı diyecektim. Bereket aldı. İşi kurtardı. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Senin peygamberinin mesleği olan haber verme mesleğini dünyada yapmak üzere kurulan bu müesseseyi hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Kardeşlerimizi yapacak oldukları haberlerde doğru haber verecek, insanları aydınlatacak doğru haberler vermelerini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Yapacak oldukları hizmetten dolayı kazanacakları helal paraları, helal yollarda harcamalarını nasip eyle ya Rabbi. Müesseselerimizin her birinin en güzel şekilde faaliyet gösterecek müesseseler olmasını nasip eyle ya Rabbi. İlçemize hayırlı eyle, ülkemize hayırlı eyle, bu kardeşlerimize, bu müesseseyi hayırlı eyle. Allah mübarek etsin, hayırlı uğurlu olsun. El-Fatiha. Evet, hep beraber açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, Emre çabuk. Adam abi göstereyim. Burada, Necmi abi. Tabii.
Bakın.